Şimdi ben saçların önlerini aldım. Yanlarını da ayarlıyorum ve tıraşımızın bayağı bir bölümünü bitirdik. Mutlu musun tıraş olurken? Seviyor musun? Evet, seviyorum. Ne kadar zamanda bir geliyorsun tıraş olmaya? Yani bir uzun dakika oldu gelene. Yani buraya herhalde bir ayda bir geliyorsun değil mi bizim yanımıza? Evet, ayda diğer günler böyle gelirdim ama şimdi gelmedim. Çünkü yani hiç anlamını bilmiyorum. Şey değil mi, pandemiden dolayı biraz uzadı bu süre. Evet. Ama geliyorsun artık, saçlarını güzel güzel kesiyorsun. Sen teniste mi başladın? Evet. Ne yapıyorsun teniste? Bana bir anlat bakayım. Böyle oyunlar falan var. Başka serbest atma falan var. Hı. Başka böyle güzel şeyler var. Anladım. Okula gidiyor musun peki şu ara? Hayır. Okula gitmiyorum ama eve öğretmen çağırdık. Ha, eve öğretmen çağırdınız. Eve artık öğretmen geliyor, bana öğretiyor. Anladım. Ne öğretiyor misal sana? Harf, başka sayı, başka etkinlik falan da var. Sen daha önce, geçen sene gidiyordun ama ben öyle hatırlıyorum. Artık koronavirüs olduğu için gidemiyorum. Anladım. Pandemiden dolayı çok şekilde oldu. Peki benim... Ve benim oradaki diğer arkadaşlarım gitti. Sadece iki karga arkadaşım kaldı. Anladım. Ben senin saçlarını kestiğimi beğeniyor musun? Evet. Güzel değil mi? Güzel oluyor bizim saçlarımız. Hı hı. Çocuk tıraşlarını da ben çok seviyorum çocuk tıraşlarını. Özellikle abicim senin tıraşını yaparken daha mutlu oluyorum. Hı. Tabii ki. Çünkü senin çok kaliteli bir saçların var. Saç tenin çok iyi. Hı hı. Ve modeli daha güzel belli ediyor. Hı hı. Genelde senin saçlarını biz uzun kesiyoruz. Hı hı. Annem uzunu çok seviyor. Değil mi? Evet, annem uzun seviyor ama kestirmek istedim yani. Anladım. Ben senin saçlarını kestikten sonra insanlar soruyor mu? Nerede kestirdin diye saçlarını? Beğeniyorlar mı yani? Annem beğeniyor mu misal? Babam beğeniyor mu? Evet, onlar beğeniyor da bazı kişiler de bakıyor işte ama sormuyorlar. Sormuyorlar değil mi? Hı hı. Ama bugünlerde daha çok böyle insanlardan uzak durduk pandemiden dolayı, koronavirüsten dolayı insanlardan uzak durunca tabii çok konuşamıyoruz dışarıdaki insanlarla, değil mi? Şimdi peki saçlarına biz şimdi renklendirelim mi? Evet. Ve tam şuralar kırmızı olsun ama çok kırmızı olsun. Görünsün kırmızılar. Tamam, şimdi... Ortası siyah çizgi kalsın. Tamam, şimdi biz birazdan işimiz bitince buralara kırmızı waksımızı sürelim. Buralara sürmeyelim, güzelce tarayalım. Yani ne olacak? Biz çok az bir şey, bir renk atmış olacağız saça. Çok güzel olacak. Peki waksı kırmızı sürünce, o yıkanınca zaten akacak, gidecek değil mi? Eve gidince yıkanınca evet, gidecek. Şu kenarlara bayağı çünkü diye görsün. Gözüksün. Hı hı. Anladım. Diğer günler hepsini yapıyordum. Evet. Ama hiç gözükmüyordu. Şimdi gözüksün istiyorum. Evet. Bugün de ortasını hiçbir yapmak istemedim. Evet. Şimdi Alp'cim biz genelde senin doğduğundan beri seni tıraş ediyoruz biz. Oo. Çocuk, evet. Çocuk tıraşlarını ben çok seviyorum. Peki bu bizim videomuzu izleyen çocuklar buraya bize gelsinler mi tıraş olmaya? Bana ben tıraş... Gelsin. Gelsinler değil mi? Sen mutlu musun bende tıraş olmakta? Peki şuraya bakarak söyle bakayım. Çocuklar siz de gelin der misin? Çocuklar siz de gelin misiniz? Ahmet Uluçay kuaföre gelsinler değil mi tıraş olmaya? Hı hı. Tamam Alp'cim. Bu güzel video için sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çocuklar sizi bekliyoruz. Bay bay.